Şimdi Bert Kundurs'a teşekkür ediyorum. Bizim Hollanda iç siyasetine müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu doğru da değildir zaten. Bu tür haksız ithamları da reddediyoruz biz. Fakat Türkiye'de olanlardan Hollanda'da yaşayan Türklerin etkilenmesi ve buna reaksiyon göstermesi oraya bir müdahale değildir. Bu da doğaldır. Bunu engelleyemezsiniz. Ha, hukuk dışına çıkarsa ayrı bir şey. Hukuk dışına kimse çıkmamalı. Şimdi Hollanda veya başka bir ülke Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışırken, ondan sonra hukuk dersi vermeye çalışırken bu Türkiye'nin iç siyasetine karışmak olmuyor. Ama Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili biz düşüncemizi açıkladığımız zaman o zaman o ülkenin iç siyasetine müdahale ediyor. Böyle bir saçma anlayış olmaz. Bu çifte standart. O nedenle en iyi yöntem her zaman Türkiye ve Hollanda olarak ya da Türklerin yaşadığı ülke olarak aramızdaki diyalog ve işbirliğidir. Yaşanan sorunları da bu şekilde daha kolay aşabiliriz. Esasen terör konusunda gerek FETÖ gerekse PKK konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ya da Türklerin yaşadığı ülkelerle yakın işbirliğimiz buralardaki yaşanan ya da yaşanacak olan olayları engelleme, önleme bakımından da çok etkili bir yöntemdir. Hollanda'da yaşayan Türkler tabii Türkiye-Hollanda ilişkilerinde önemli rol oynuyor. Ve biz özellikle Hollanda'da yaşayan Türklerin Hollanda'ya uyum sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Son zamanlarda maalesef bazı gerginlikler de ortaya çıktı. Gerek PKK'yı destekleyenler ya da FETÖ'cülerle Türkiye'yi seven ve Türkiye'de yaşananlara karşı duyarlı olan vatandaşlarımız arasında bazı gerginlikler ortaya çıktı. Ayrıca Hollanda'da artan bazı siyasi partilerin, daha doğrusu bir tane siyasi parti var. Artan böyle eleştiri ya da İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı eğilimlerinden de maalesef Türk toplumu etkilendi. Ama bugün son istatistikleri değerli dostum benimle paylaştı ve Hollanda'da bu trendin tersine döndüğünü görüyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Esasen bunda Bert Koenders ve yine Başbakan Rutte gibi merkezde siyaset yapan ve Hollanda'yı yöneten siyasilerin, liderlerin sergilediği tutum ve bu negatif akımlara karşı güçlü duruşun önemli rolü vardır. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İki konuya vurgu yapmak isterim. Yurt dışında yaşayan Türklerin biz o ülkelerde uyum içinde yaşamasını arzu ederiz. Fakat Türkiye'ye demokrasi, toplanma özgürlüğü gibi konularda ders vermeye çalışanlar da o ülkelerde yaşayan Türk toplumunun yeri geldiği zaman Türkiye'deki demokrasiyi desteklemek veya başka amaçla barışçıl yolla gösteri yapma hakkının olduğunu da unutmamalılar ve bunu da engellememeliler. İkinci konu basın özgürlüğü ile ilgili. Eğer bu darbeyi yapan kişilere bağlı basın yayın organlarını kastediyorsanız biz buna özgürlük diyemeyiz. Ve en eleştirisel medya gruplarına yönelik bile bizim özellikle kendi tabanımızın darbe girişimi ve sonrası onlara nasıl sahip çıktığını, esasen her zaman her gün bizi ağır bir şekilde eleştiren, hakaret eden basın yayın organlarının bile bu özgürlüğünü başından bu tarafa nasıl kullandığını hepimiz görüyoruz. Fakat darbeye destek veren, darbenin içinde olan medya kartı sahiplerine de basın özgürlüğü ya da özgür gazetecilerin özgürlüğü gibi bakmamız esasen diğer gazetecilere de basın organlarına da haksızlık olur. Maalesef bu FETÖ terör örgütüne bağlı ve onların desteklediği bazı Avrupa ülkelerinde de medya mensupları var. Bunu da çok iyi biliyoruz. Yani hem biz biliyoruz hem de Avrupalı dostlarımız biliyor. Bunun ikisini çok iyi ayırt etmek lazım. Alman milletvekillerinin İncil'le yapmak istediği ziyaret
esasen bundan sonra Almanya'nın atacağı adımlara bağlıdır. Eğer Almanya gerekli adımları atarsa biz böyle bir ziyaretin gerçekleşmesini sağlarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar, bizim tarihimizle haksız yere oynamaya çalışan kişilerin bizim hassas bölgelerimize ziyaret etmesine de izin vermeyiz. Bunu başından beri söylüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç Almanya'nın atacağı adımlara bağlıdır. Biliyorsunuz Ocak-Haziran 2016 döneminde Hollanda Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlendi. Ve bu süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli mesafeler kat ettik. 18 Mart'ta kaçak göçün önlenmesiyle ilgili bir anlaşma imzaladık. Ve daha önceki imzaladığımız geri kabul ve vize serbestliği anlaşmalarıyla da bu anlaşmayı birlikte uygulayacağımızı taahhüt etmiştik. 33. faslı yine Hollanda dönem başkanlığında açtık, son gününde açtık. O süreçte Hollanda'nın gerçekten oynadığı rol ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine verdiği destekle takdire şayan. Biz Hollanda'yla gerek ikili ilişkilerimizi daha ileri noktaya getirmek konusunda, gerekse terörle mücadele ki terörle mücadele küresel forumunun eş başkanlığını birlikte yaptık. Yine New York'ta genel kurul zamanında yine beraber olacağız. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri dahil uluslararası platformda da işbirliğimizi daha da güçlendirmek için kararlılığımızı bir kere daha ortaya koyduk. Bert Kunders tüm her konuyu gerek ikili düzeyde gerekse Avrupa'yı ilgilendiren konularda veya küresel konularda rahatlıkla her şeyi konuşabildiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir. Ve bu güven için ve bu samimi yaklaşım için kendisine teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin diyorum. İkili ilişkilerimiz gerçekten son derece iyi düzeyde. Özellikle ekonomik ilişkilerimiz Avrupa'da diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman ticaretimize baktığımız zaman bir gerileme yok. Tam tersi, geçen seneye göre %10 bir artış var. Ve şu anda Türkiye'deki yabancı sermaye bakımından da yaklaşık 22 milyar dolarla Hollanda birinci sırada. Bugün bu üç anlaşmayı da bundan sonraki süreçte nasıl uygulayacağımızı değerlendirme fırsatımız oldu. Türkiye olarak bu konulara nasıl baktığımızı da dostum belki aktarmış olduk.